İşini severek yaparsan zaten işini iyi yapıyorsun. İşini yapmış olmak için yapıyorsan o zaman hayat çok zor olur. Bunların arkasına şey koyarsın ya. Müzik koyarsın. Egzo sesi koyarsın. Egzo sesi. Ben. Her sefer, her sefer egzozu, ağzına egzoz koyuyorsun. Her seferinde başka egzoz koyuyorum bir de, sıkılma diye. Ama ben onu ilk izlediğimde ne zannettim biliyor musun? Akrapovic mi koydum? Öyle bir garip bir şey. O nasıl zahmetli biliyor musun? Tabii canım, her karesinde hareket ettiriyorum onu. Aynen. Ben onu şey zannettim. Fotoğraf kimi? Yiğit Usta elektrikli sigara içiyor, garip bir böyle bir şey zannettim onu. Bakalım Suzuki burada bize ne anlatmaya çalışıyor? Hava filtresi değişecek mi? Yok. Balataların bitiyor. O da ondan kavramasından söz ediyordu. Titreşim ondan mı? Yani titreşim çok yapmayabilir ama bir set balata ihtiyacın doğmuş durumda. Şimdi mümkün mü? Ankara'da hazırda kimsenin de bulamaz. Kanalları görüyor musun? Bunlar emniyet kanalı denilen kanallardır. Fren disklerinde de fren balatalarında da vardır. Neredeyse kapanmış. Ha yani daha gider. Bir sonraki bakıma kadar idare ederseniz bir sonraki bakımda bakımla beraber değişmesi lazım. Hala sıcak. X-Max videomda bahsetmiştin ama yine de sorayım usta. Şey, bu bagaları, işte bu birleşim yerlerini yağlamak mı doğru, yağlamamak mı? Bagaların üzerinde gram yağ olmayacak. Yağ demek yapışması demek. Yapışması, hareket, temiz hareket etmesi lazım. Artı bir de bak, varyatörün içi kayış partikülleri geliyor çalıştıkça. Balatadan toz geliyor. Şimdi bunlar yağ ile birleşirse ne olur? Çamur. Çamur olursa bagajın üzerinde ne olur? Dönmez. Bitti. Yani çoğu scooter kullanıcısı onların yağlı olmasının çok iyi bir şey olacağını düşünüyor. Teflon bazlı... Onlar yağlayıp bunların yağ üzerinde hareket etsin ki çok daha iyi hareket eder diye düşünüyor ama ilk başlarda evet çok iyi hareket eder ama ondan sonra zaman içerisinde bu aşınmalar olduktan sonra 100, 200, 300, 500 bin neyse 3 kilometre sonra o aşınmalar olduktan sonra yani tozu görüyor musun? Bunlar hep yağdan dolayı. Bu toz her yerde dolaşıyor. Bu varyatörün içinde. Dönen her parçanın arasına girebiliyor. Şimdi yağlı olan parçaya geldiği zaman ne olur? Yapışır. Yapışırsa ne olur? Baga dediğin şey yuvarlak bir parça. Yaptığı bütün hareket 1,5 cm ileri gidip 1,5 cm geri gitmek. Burada toz olursa, yağ ile beraber yapışırsa ne olur? Toz olursa tozu atar yağ olmadığı için. Yolu bozuluyor. Yağ ile yolu bozuluyor, kendi üzeri şey yapıyor, bir taraf tümsek yapıyor, zıplamaya kalkıyor, bilmem ne dengesiz yapıyor, titreşime sebep oluyor. Anlatabildim mi? Yağsız. Yani şimdiye kadar benim yaptığım bütün skuturların kitaplarında hep bu yazıyor. Burayı yağsız kapat, temizle, yağdan arındır da topla. Yazan hep bu. Hiç aksi bir durumda daha hiç, burayı yağla diyen bir kitap görmüyorum daha. Yamaha'sı, Honda'sı, Suzuki'si, bilmem nesi hepsinde orası temiz olacak.
yağ şeyini buraya koyduklarına göre bunlardan biri dolum, biri boşaltma. Şanzıman benimki de öyleydi, evet, adam alttan çıkartıyor. Bu içeride ama baletonun içine koymuşlar. Seninkini de dışarıda. Doğru. Yağ da görüntü olarak tertemiz. Hiç değişti mi bu ya? Evet, bütün 25 bin bakımını değiştirdim. Başka köyde değil, hiç değiştirdim artık. Bu ya, arabanın şanzımanında kullanılan aynı ya. Araba bundan daha fazla devir çeviriyor, daha fazla dişli var. Hangi arabanın kombinde bir değişiyor? Furkan bugün gönlünü alamadın herhalde. Sabah gönlünü alıyorsun, ondan sonra mı çalışıyor? Arkadaş sabah insan olmadığı için afyonu daha patlamadı onun. Bir de şey durunca açılmıyor. Şimdi onun daha müşterisi gelmedi, işe başlayamadı. Kendine iş yapıyor baksana. Tek tek halbuki lambaları falan siliyor, hastaneleri siliyor. Boş durmayayım diye. Titiz çocuk canım, elinden bez düşmüyor. Kayışa ne dedin? Bu zaten yazısızmış herhalde, üzerinde hiçbir şey yok. Yok var. He, tamam şurada. Mitsubishi. Mitsubishi. Bu da Gates. Bununki nerede? Burada. Kalınlığında bir fark vardır. Yaklaşık 2 milime yakın bir fark var arada. Yani yukarıdan şey yapar mı bilmiyorum ama parmağımın orada. Hı hı. Aşağı dur. Şurası küçülüyor, burası büyüyor. O öndeki varyatör itiyor bagaların olduğu şey. Burayı büyütüyor, aşağıya küçültüyor. Bisiklet vitesi gibi. İşimiz bitirene kadar iyice dolsun, havasını ayarlar, kapatır. Son hızı düşürüyor. 150 mililitre alıyormuş arkadaş. O içindeki deformeler, kılcal kılcal, bir yazıların gitmesi, bir de bu incelmeden kayışın durumunu anlıyoruz tabi. Zamanı gelmiş. Evet. Burkman kullanıcıları için
Bookman 200 için kayış kodu bu. Bakalar ne durum dostum? Sıkıntı yok mu? Bunlar da benim oğlumlar. İkinci el aldım ben aracı. Bildiğim kadarıyla değişmedi bagası hiç. Buyur. Teşekkür ederim sen. Şunu da bir şey göstereyim. Bunun bir tarafı kapalı. Tamamen plastikle kapalı. Bir tarafı açık. Genel mantık şudur. Kapalı olan tarafı, ince olan metalin olduğu tarafa getirmekte fayda var. Çünkü orayı vurup şey yapmasın, kırmasın, zedelenmesin diye. Açık olan taraf daha sağlam yere, kalın olan yere. Kapalı olan taraf ince yere gelecek. Yani şu hareketi yaparsa içeride orayı kırmasın diye plastik direkt, çünkü bu tarafta metal daha yakın, metal vurmasın diye. Bunların içinde metal var ya ağırlık için. Bu sistemde yağın olacağı tek yer bu burcun çalıştığı yataklar, orası da yağlı zaten içinde. Onu da yağ kanalı koymuş zaten. Evet. Aynen öyle ve iki tarafında da keçe var. Yani oradaki yağ dışarı çıkmasın diye. O yağdan koruyor üretici, biz yağlıyoruz. Aynen öyle. Varyatör şu anda şöyle duruyor çalışmazken. Sen gaza bastığın zaman bu bagalar şu şekilde ön varyatörü, burası arkaya sabit, ön varyatörü öne doğru itiyor. Bak ne kadar aşağı gitti. Bu sırada bu tabii sıkıştığı için taburaya kadar çıkıyor. Ön tarafta şöyle duruyor. Tekrar gazı bıraktığın zaman da varyatör kapanıyor ve şu hale geliyor. Bu dış tarafa zımpara gibi bir işlem yapıyorlar. Bu doğru bir şey mi? Never ever. Yani şey olur, 2000 numara falan en ince, ince zımparayla yüzeyde hiçbir çizik bırakmayacak şekilde yaparsan olur. Ama onu dediğim zımparayla zımpara olmak saatler sürer bir. İkincisi malzeme konik olduğu için hiçbir el onun doğru ayarını veremez. Yani yüzeyinde herhangi bir ele gelen tırtır bilmem ne yoksa hiç ellemeye gerek yok. Aynen öyle. Bir de bir de bir de.
Yatay dolum yeri mi olur? Sen bu tip dolumlarda eğer ölçüyü biliyorsak, yani daha Çinli bir motor sahibi ölçüyü bulmalıysa, aynen bu tip yerlerde şu anda burada da olduğu gibi doldurduğunuz zaman zaten üstten taşar. Dönüş yönüne göre. Az önce ilk açtığımızda çekmiştin değil mi? Gevşekti bu. Evet. Zincir gibi gevşekti. Esnemiş de eski kayış. Kayış. Kayış hem uzuyor hem yandan aşınıyor. İkisi birlikte olunca maksimum noktaya çıkamıyor. Ön varyatör üzerinde yani şuraya kadar gelemiyor. Daha uzun kalıyor. Top speed'im 10 kilometre düştü diyordu. 120-122'de elektrik kesen dönere gibi yapıyor kalıyor. Yağ yanıp çıkar. Sıvı şeklinde yağ çıkmaz egzozdan. Motor çalıştıktan sonra egzozun 300 derecenin üzerine çıkıyor egzoz borusu. Gelen yağ anında buharlaşır. Duman olur. Balatalar var. Başka başka bir şey yok. Egzozu alacaksın herhalde. Tam arkasına denk düşüyor. Suzuki Burgman 200 fren balatasını değiştirmek için arka tekerlekteki balata tam egzozun arkasına denk geliyor. Şimdi egzozu komple çıkaracak usta. Şimdi öbür eser için bobin geldi mi gün? Bugün gelecek araç deneyecek. Test edeceğiz aracı. Aynı sizde de aynı şikayet. O araç bize veriyorsa sizinkine de isteyeceğiz gelecek. Rica ederim. Sağ ol.
Bu kaliper sistemin adı floating kaliper, hareketli kaliper. Ondan sonra. Yok. NK250'lerdeki gibi. Maşaya sabit duruyor kaliper. 4 tane piston var. Kaliper kesinlikle hareket etmiyor. Floating disk olur onlarda. Ondan sonra onlar nasıl sıkıyorlar hareket etmeden? Ha? Hareket etmeden disk 4 taraftan basıyor. Hmm. 4 tane piston var. Bunda şimdi tek piston var. Dolayısıyla bunun hareketli kaliper olması lazım. Hmm. Bir taraftan sabit destek yapması lazım, bir taraftan basıyor. O da basınca şu sistem şöyle sabit ya bu. Sen buradan bastığın zaman burası gitmek istediği için burayı da çekiyor. Evet. Ve frenleme yapıyor. Ama şey gibi, nedir onun adı? NK150, NK400, işte TDM900, birden fazla pistona sahip olan. Yani benim mesela motorda 4 tane piston var. Karşılıklı basıyor, o yüzden kaliper floating değil, hareketli değil. Hmm. Şöyle göstereyim. Birebir aynı donatayı da göstereyim. Aradaki şey fark. Nasıl yani? Oha! Bu tamamen bitmiş. Dolmuş balatası yani, olmuş mu? Bir milim kalmış. Nasıl durdun bu tamamen? Yani henüz diske değmemiş ama... Tam sınırında gelmiş. Bu da aynı şey karşılıklı. %20.000 de değişmişti. Balatalar. %21.000 de bu hale gelmiş. 20.000 de mi? 41.000 de geldi bu hale diyeceğim. İşte 20.000 de değişti. 21.000 yapmış hali yani bu balatalar. Normal. Sana 100 puanlık uzman sorusu Tugay abla. Biri diğerinden niye daha fazla oksitli? Oksitli olan alttadır. Ne geliyor ona daha çok? Yoldan çamur. Çamur, su, kışın tuz. Zaten bizim gibi kış ülkelerindeki en büyük sıkıntı yolların işte donmasını önlemek için kullanılan evet. Tuz ve benzeri solüsyonlar. Onlar birlikte motosiklet ve araba aksamlarını korkunç çürütüyor. Haftaya cumartesi çalışıyorum. Ondan sonra yaklaşık 2 saat sürüyor. Evet. Yani bu servise gelip gitmeniz hemen hemen 2 saat sürüyor. Sen getir, bırakacağız, takacağız, deneyeceğiz. Öyle ayarlayacağız. Evet. Tamam. Yani aha, bugün ayarla, uğra getir bana. Ondan sonra soğuyunca takacağız, deneyeceğiz. Olduysa yarın teslim edelim. Ön balatanın daha değişmeye ihtiyacı yok. Nerede yeni balata? Sen ön freni pek kullanmıyorsun herhalde. Evet. Ha, şeyi diyecektim usta. Yarısından neredeyse yarı yarıya duruyor daha bu balata. Daha gerek yok buna. Ön fren fobim var zaten. Küçükken bisikletle çok güçlüymüşsün ön freni sıkınca.
Bir de fren yaparken bir titreşim gibi bir şey oluyor. Bu diskten bir yanıklık olabilir mi? Disk edildiyse zaten ona disk değişimi dışında başka çare yok. Rezerv baltası yanına bir de disk yazacağız. Arka fren sıkıntı olmuyor. Yamılıyor yani. O zaman ön baltayı değiştirmiyor. Şu anda değiştirmiyor. İhtiyacımız yok şu anda. Var mı başka bir şey? Yok.